Yani küçükken biz mesela Süpermen'in uçtuğuna inanıyoruz ya. Sonra diyoruz ki insanlar gerçekten yani uçabilir hani. Bu hayal gücü, bu saflıkta aslında büyüyoruz. Çocukluğumu çok özlüyorum. Hele altyapı dönemlerimi çok özlüyorum. Hani bana hep şey derler. Hani 17 yaşındakiyle de 17 olabiliyorsun, 35'le de. Hani o şeyi korumaya çalışıyorum. Ben sürekli hayal kurarım. Zaten bence hayal etmek yani başarmanın yarısı. Önce hayal etmemiz gerekiyor ki. Küçük Eda'ya teşekkür ediyorum. Büyüken şimdiki çocuğu mutlu eder. Kaptan hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Nasılsın? Gayet iyiyim, sizleri sormalı. Biz de iyiyiz. Çocuk Eda nasıl biriydi? Ya küçükken çok utangaç, içine kapanık bir çocuktum. Ben kalabalık bir ailede büyüdüm. Biz boşnak bir aileyiz. 6 kız bir erkek. Çocukluğum böyle çok meraklı, her şeye meraklı. Sürekli bilmek isteyen ama bir o kadar da utangaç bir karakterdi. Sevdiği, sevmediği şeyler. Sokakta vakit geçirmekten çok hoşlanıyordum. Acayip hoşuma gidiyordu. Envai çeşit oyun oynamışızdır. Hangi oyun varsa okuldan eve geldiğim zaman akşama kadar hep kuzenlerimle oynardık. Biz aile apartmanında büyüdüm. Futbol oynamayı çok seviyordum. Yani sürekli futbol oynardım. İnanılmaz hoşuma gidiyordu. Ya sevmediğim çok fazla bir şey yoktu diye hatırlıyorum açıkçası. Voleyboldan önce mi başlıyor futbol? Evet evet, futbol hep hayatımdaydı. Tabii inanılmaz seviyorum ve hani kalabalık ailede büyüdüm haliyle. Apartmanda da kuzenlerim var. Hadi futbol oynayalım derlerdi. Sokağa çıkar futbol oynardık yani. Teke tek, iki kale maç yapardık. İnanılmaz keyifliydi. Erkek kardeşim mesela voleybol başladıktan sonra bana şey derdi. Abla ya hadi gel biraz futbol oynayalım, artık oynamıyorsun bende falan diye. Evet. Peki voleybola nasıl döndü ondan sonra? Voleybolu hiç bilmiyordum. Ama 3. sınıftayken ders sırasında beden eğitmeni öğretmeni beni çağırdı yanına. O sırada Beşiktaş altyapısı antrenörü İsmail Şahin'le tanıştım. Civar okullarda tarama yapıyorlar. Ben de okulun en uzun boylu kızıyım. Bu arada okulda turnuva olduğu zaman futbol takımındayım. Voleyboldan bahsetti. İnanılmaz da hoşuma gitti. Öyle 24 Aralık 2000'de ilk idmanıma başladım. Bir çocukluğunda bir ana gitsek Eda. Böyle saatlerin geçtiğini fark etmediğin bir an. Herhalde yaz zamanlarını söyleyebilirim. Yazın çünkü ailecek hep en az okullar açılana kadar 3-4 ay tatil yapardık. Denize gittiğimiz dönemleri hatırlıyorum. Yani sabahın erken saatlerinde gidiyorduk haliyle. Güneşin altında sürekli kumdan kaleler yapıyoruz. Denizde oyun oynuyoruz. O günler mesela inanılmaz keyifliydi ve hakikaten saatin nasıl aktığını, geçtiğini hiç hatırlamazdım. Benim mesela hiç unutamadığım böyle mahalle maçları vardı bizim. Profesyonel futbolcular belki Şampiyonlar Ligi finaline çıksa o kadar heyecanlı ve hırslı olurdu. Ama benim için öyle anlardı. Senin için öyle bir an var mı? Yaptığınız işte kendiniz iyi olmasanız bile çok iyi olduğunuzu düşünüyorsunuz zaten. Hani öyle bir karamsarlık yok. Umut dolusunuz. Çok hoşunuza gidiyor. Bir şeyler yapıyorsunuz. Yaptığınızı zannediyorsunuz. Hani benim için öyle saatlerin aktığı, geçtiği bir hani anım varsa da inanın hatırlamıyorum. Hani illaki vardır yani. Çünkü çocukluğum dolu dolu geçti. Hani çok keyifli bir çocukluk hayatım oldu. Hiç hani ailemin beni zorladığı, beni alıkoyduğu hiçbir şey olmadı. O yüzden hani ne yaptıysam hepsini keyifle hatırlıyorum. Özlüyor musun çocuk olmayı? Çok özlüyorum. Hep diyorum hani klasik klişe şey vardır ya, 18 yaşında olunca göreceksiniz siz diye. Hiçbir şey olmadığını öğrendik yani. Hani 18 yaşına geldim, hiçbir şey olmadı. Hepsi şimdi yaş ilerledikçe hep şey diyorum ya, geriye gitsek, eski günlere gitsek diye. Çocukluğumu çok özlüyorum. Hele altyapı dönemlerimi çok özlüyorum. Oradaki o ortam, hani profesyonel hayattan önceki o ortam çok farklıydı. Hep diyorum yani. Ama içimde o çocukluğu yaşamaya çalışıyorum. Ne ifade ediyor senin için içimdeki çocuk? İçimdeki çocuk, zaten çocukken hepimiz umut doluyuz. Yani hayata pozitif bakıyoruz. Hani hiçbir şey bilmiyoruz. Her şey toz pembe. Hep hayal ediyoruz. Hani gerçek hayat aslında nasıl bilmiyorsunuz ve hiçbir şeyden de etkilenmemişsiniz. Hani siyasi, ekonomi, ondan sonra hiçbir şey bilmiyorsunuz. Tamamıyla çok saf bir şey aslında içimizdeki çocuk. O çocuk çok saf bir şey. Ben hani hep içimdeki o saf çocuğu korumaya çalışıyorum. Çünkü geri dönüp baktığımızda bence herkesin içinde bir çocukluk var. Belki iyi, belki kötü. Onu bilemeyiz ama hani benim içimdeki o çocukluğu, o saflığı hep korumaya çalışıyorum. Hep kendimle de konuşuyorum. Yani hep umut dolu olmaya çalışıyorum. Pozitif bakmaya çalışıyorum. Hani karamsarlığa düşmemeye çalışıyorum. Bazen diyorum, Eda ya bugün biraz eğlenceli ol. Hani kendi kendime çok konuşuyorum. Benle dalga geçerler zaten. Hani böyle sesli konuşurum falan. Bana mı söyledin derler. Yok yok, kendimle konuşuyorum falan derim. Hani yaşım 35 ama hani bana hep şey derler. Hani 17 yaşındakiyle de 17 olabiliyorsun. 35'le de. Hani o şeyi korumaya çalışıyorum. Sence insanın içindeki çocuğun mutlulukla bir bağlantısı var mı? Varsa nasıl bir bağlantı var sence? Bence %100 var yani. Çünkü mutlu bir çocukluk geçiren kişilere baktığımız zaman hayatta hem kendilerine olan saygıları hem insanlara olan saygıları bakış
açıları çok daha farklı oluyor bence. Mesela ben de bahsettim, hani benim çocukluğum çok keyifli geçti. Hani geri dönüp baktığımda kötü bir çocukluk yaşasaydım belki büyüdüğüm zaman çok daha gergin, karamsar, insanlara kötü davranan, kötü bakan, şüpheci bir yapım olabilirdi. Ya illaki hepimizin içinde bunlardan biraz vardır muhakkak ama ben dönüp baktığım zaman ben hayatla barışık bir insanım. İçindeki çocukla çocuk olduğun oluyor mu? Oo, oluyor tabii, olmaz mı? Yani bazen eski anılarıma gidiyorum. Bazen mesela yeğenlerimle oynuyorum. Hani 3 yaşında, 5 yaşında çocuk yani. Hani normalde baktığınız zaman çok fazla çocuk olmazsınız. Hani ya da sevmeyebilirsiniz ama ben hani onlarla o çocukluğu yaşamaya, eski günlerime gitmeyi çok seviyorum. Böyle onlar gibi çocukça konuşuyorum bazen. Onlarla aynı hareketleri yapıyorum. Bazen hani idmanda bir pozisyon oluyor. Çocukça seviniyorum. Zaman zaman kızlar hani bakıp gülebiliyorlar da. Hani kendimi hiç böyle bir kalıba sokmaya çalışmıyorum aslında. Hani bir karakterim var illaki, bir oyun karakterim, normal hayatımda bir kişisel karakterim var illaki ama zaman zaman o çocukça şeyleri yapmaktan çok keyif alıyorum ve beni genç diri tuttuğuna inanıyorum. İçindeki çocuğu mutlu eden anlar nedir diye sorsam bana ne dersin? Benden yaşça küçük birisine yardım ettiğim zaman mutlu oluyorum. Çünkü bir zamanlar ben de gençtim ve çocuktum. Bu benim hoşuma gidiyor. Onlarla konuştuğum zaman çok hoşuma gidiyor. Bunları söyleyebilirim. Şu an aklıma bunlar geldi. Şöyle de sorabilirim. Ne olduğunda çocuklar gibi mutlu oluyorsun? Tatil gününde falan diyormuş. Yok tabii, şaka bir yana. Yani çocuklar gibi neyde mutlu oluyorum? Spor özelinde konuşmam gerekirse çok önemli bir maçtan sonra gerçekten çocuklar gibi mutlu oluyorum. Çünkü huzur içinde uyuyorum. Nasıl söyleyeyim? Ailemle vakit geçirdiğimde mutlu oluyorum. Dönem dönem yani o konuyla alakalı. Şu an şimdi sorduğunuz için birden söyleyemiyorum ama genellikle mutlu bir insanım zaten. Hep konuştuğum, röportaj yaptığım insanların içindeki çocuğa dair en büyük sinyal hayal kurmaları, kurdukları hayaller. Senin hayal kurmakla aran nasıl mesela? Ben sürekli hayal kurarım. Zaten bence hayal etmek yani başarmanın yarısı. Önce hayal etmemiz gerekiyor ki onu başarabilmek için, o hayali devam ettirebilmek için mücadele edelim. Ben hep hayal kuruyorum. Hani günlük hayatımda yaptığım şeylerde bile önceden hani düşünüyorum şunu yaparken ne yapmam gerekiyor diye. Bunun yanında zaten voleybol oynadığım için hayallerim hep devam ediyor. Hani başardığım şeyleri tekrardan başarmak istiyorum. O yüzden hani bence her insanın hayatında hayal kurmak çok önemli ve kurmalı da. Buna katılıyor musun peki? İnsanın hayal gücünü içindeki çocuk besler. Yani küçükken biz mesela Süpermen'in uçtuğuna inanıyoruz ya. Sonra diyoruz ki insanlar gerçekten yani uçabilir. Hani bu hayal gücü, bu saflıkta aslında büyüyoruz. O yüzden bence kesinlikle yani çocukluk, içimizdeki çocuğun hayal kurmamızda büyük katkısı var. Ben inanıyorum. Ben küçükken Süpermen olmayı istiyordum. Benim çocukluk hayalim buydu. Mesela bak, ve sana bir şey söyleyeyim mi? Yıllarca da vazgeçmedim bundan. Yani hani böyle 16'lara kadar falan bir ihtimal olurum diye. Aynen ya. Şimdi mesela hani biz de öyleydik küçükken. Hani Barbie ile Ken vardı mesela. Hani onların çok güzel bir hayat olduğuna inanırdık. Ondan sonra dinozorların varlığına inanırdık. Hani Süpermen'in uçtuğuna, insanların uçabildiğine. Hani şu an baktığımız zaman o hayal gücü, o hayali karakterlerin aslında hep var olduğuna küçükken inanırdık. Mesela şimdiki şu yaşlarımda deli gibi Süpermen, Batman filmleri seyrediyorum. Çok güzel kurgular bunlar yani. Gerçek olmayacak kadar güzel. Ama bir yandan baktığın zaman izlerken o kadar sizi alıp götürüyor ki ya gerçekten böyle bir hayat da olabilir. Belki de var, bilmiyoruz da diyoruz. Hani bu çok güzel bir şey. Hani inanılmaz güzel yazılmış kurgular. Ben zaten Marvel hayranı bir insanım. Çok severim ve hani geçmişe dönüp izlerim de mesela. İşte Eda Erdem'in içindeki çocuk diye buraya başlık atalım. Çok severim yani. Çok hoşuma gider. Serileri tekrardan izlerim. Küçükken Casper'ıydı. Ondan sonra neler vardı? Fred Çakmaktaşlar vardı. İyiler Kötüler vardı. Ayı Yogi vardı. Ondan sonra hatta bir tane dizi vardı ya. İsmi neydi? Hayat Ağacı mıydı? Evet. Haberlerden önce, akşam haberlerinden önce bir buçuk saat izlerdik yani. İnanılmazdı. Sam vardı, sarışın. Erkek çocuklar ona hayrandı. Aynen. Onun da bir sevgilisi vardı. Kızlar da ona hayrandı. Evet. Aynen yani biz bunlarla büyüdük. Şimdi hani baktığımız zaman Sakar Şakirler var galiba. Şimdi hatırlamıyorum hani yanlış olmasın ama eskilerin çizgi film karakterleri ve kurguları inanılmazdı. Ben mesela hala Red Kit ve şeye bayılıyorum. Roadrunner var ya. Evet evet. Değil mi? Galiba sonsuza kadar da seyredeceğim hayatta. Evet ya, bence de çok çok güzel. Bugün yetişkin Eda Erdem başarılı bir sporcu olarak içindeki çocuğa söylemek istediğin bir şey var mı? Her zaman çocuk kalabildiğim için aslında mutlu oluyorum. Yetişkiniz aslında. Belki de yetişkin birer çocuğuz yani. Ama içimdeki çocuğa şunu söyleyebilirim. Her zaman hayat dolu, umut dolu,
olduğu için küçük Eda'ya teşekkür ediyorum. Çünkü ben hep hayata pozitif bakmaya çalışıyorum. Ne kadar kötü şeyler yaşasak bile yani, ama hayata hep umut dolu bakmak lazım. O yüzden küçük Eda hep umut doluydu. Çok saf ve toz pembeydi. Hala aslında içimde o saflığı taşıyorum. Ama tabii ki de durumuna göre, yere göre değişiyor. O yüzden içimdeki Eda'ya çok teşekkür ediyorum, bu kadar. İçindeki Eda'ya, o içindeki çocuğa çok teşekkür ediyoruz. Seni çok seviyoruz ve seninle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Ülker içimdeki çocuğu mutlu eder. İçimdeki çocuğa bak, kimselere asmaz kulak. Özgür olup koşup uçup oynayacak. İçimdeki çocuğa bak, hep kahkahalar atacak. Yaşım kaç olursa olsun çocuk kalacak. Ülker içimdeki çocuğu mutlu eder.